Merhaba sevgili gençler, bizim hocalardan tekrar selamlar. Türkiye'nin yer şekilleri konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde Türkiye'nin genel olarak yer şekillerinin özelliklerinden, yani fiziki özelliklerinden bahsedeceğiz. Genel özellikleri vereceğiz ve arkasından Türkiye'nin dağlarını tanıyacağız. Peki öncelikle Türkiye'nin yer şekillerinin genel özelliklerine bir bakalım. Türkiye arkadaşlar bildiğimiz gibi 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmuştu. 3. jeolojik zamanda toptan yükselmişti ve son şeklini 4. zamanda almıştı. Bu yüzden genç bir ülkedir ve genç olduğu için arkadaşlar hareketli bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Genç olması Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasını sağlamıştır. Ne kadardır Türkiye'nin ortalama yükseltisi? 1132 metredir. Arkadaşlar bu ifade çok yüksek değerlerdir. Bu yüzden Türkiye oldukça yüksek bir ülke diyebiliriz. Bunun sebebi de tabii genç olmasıdır. Genel olarak yükseltilere baktığımızda dağların, yani Türkiye'deki arazilerin en yüksek yerlerine baktığımızda doğuda yer aldığını gözlemleyebiliyorum. Ve iç kesimlerin kıyılara göre daha yüksek olduğunu gözlemleyebiliyorum. Yani o zaman şöyle bir ifade kullanacağız. Türkiye'de genel olarak yükselti değişimine baktığımızda batıdan doğuya doğru gittiğimizde rengin koyulaştığını görüyoruz. Bu yükseltinin arttığı anlamına gelir. Ve yine kıyılardan iç kesimlere doğru yükseltinin arttığını gözlemleyebiliyorum. Türkiye'de yeryüzü şekillerine baktığımızda, yükselti değişimine baktığımızda batıdan doğuya doğru ve kıyılardan iç kesimlere doğru Türkiye'nin yükselti ortalaması artış gösterir. Peki Türkiye biliyoruz ki kuzeyden ve güneyden sıkıştırılan bir ülkeydi. Bu yüzden arkadaşlar Türkiye'nin bulunduğu alan, Anadolu'nun bulunduğu arazi tortul tabaka yükselişe geçmişti. Bu yönde sıkıştırıldığı için Türkiye'nin dağları genel olarak doğu batı doğrultusuna uzanır. Karadeniz dağlarına baktığınızda, yine Akdeniz dağlarına baktığınızda arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığını gözlemleyebiliyorum. Paralel. Ege kıyılarında arkadaşlar yine doğu batı doğrultusunda uzanıyor. Ama Ege kıyıları kuzey güney yönlü hareket eder. Değil mi? Bu yönde uzanış doğrultusuna sahip. Bu yüzden Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzanmıştır diyebilirim. Arkadaşlar Türkiye'de ova ve platolar oldukça yaygındır. Bunun sebebi ortalama yükseltisinin fazla olmasıdır. Zaten platoların tanımına baktığınızda çevresine göre yüksek düzlüklerdi. Ovaların tanımını incelediğimizde çevresine göre alçak düzlüklerdir ifadesini kullanıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili bilmem gereken en önemli nokta şudur ki Türkiye genç bir ülke olduğu için bu durum neyi ortaya çıkarmıştır? Hangi sonuçları doğurmuştur? Türkiye'nin volkanik arazilerin çok olduğu bir ülke haline gelmesine, fay hatlarının Türkiye'de çok olmasına ve buna paralel olarak sıcak su kaynaklarının da yaygın olmasına sebep olmuştur. Yani Türkiye genç olduğu için volkanik araziler çok, fay hatları çok ve sıcak su kaynakları çoktur diyeceğiz. Bunlar Türkiye'nin genç oluşumlu olmasının sonuçları arasında yer alır. Evet, Türkiye'nin dağları konusuna geçiyoruz. Genel olarak Türkiye'nin dağlarını ezberlememiz gerekecek ama ezberlemekten ziyade burada dikkat etmem gereken şey kırık dağlarla volkanik dağlardır. Bunlar dışında kalanlar zaten kıvrım özellik gösterecek. Kıvrım dağlar Türkiye'de çok çok fazladır. Bu yüzden bunları tek tek ezberleyemezsiniz. Burada dikkat etmem gereken şey kırık dağlar ve volkanik dağlardır. Bunların Türkiye'de görüldüğü yerleri bilirsek bu konuyla ilgili çok problem yaşamayız. Arkadaşlar öncelikle kırık dağlar nasıl oluşmuştu? Kırık dağ dediğimizde neresi aklımıza gelecek? Ege bölgesi aklımıza gelecek başta. Peki bu araziler nasıl oluşmuş? Biz daha önce dağların oluşumunu işlemiştik. İç kuvvetler konusunda, orojenez konusunda işlemiştik. Türkiye'nin bulunduğu Tethys Denizi'nin çukur alanlarında arkadaşlar tortulaşma başlamıştı. Daha sonra biliyorsunuz 2. jeolojik zamanda masif arazilerin dış kuvvetler tarafından aşındırılmasıyla bu çukur alanlar dışarıdaki kalıntılarla beraber, taşınan kalıntılarla beraber buradaki çukurluk iyice dolmuştu. Burada sert bir kütle oluşmuştu. Bu sert kütle daha sonra yan basınçlara uğrayacak. Burası arkadaşlar sert bir araziye sahipse bunlar kırılma özelliği gösterecek. Eğer ki arkadaşlar burası esnek bir yapıya sahipse bunlar da kıvrılarak yükselecekler veya alçalacaklar. Peki sert özellik gösterdiğinde ne olacaktı? Kırılacaktı. O zaman Ege bölgesindeki araziler ne tür arazilerdir? Kırık arazilerdir. Buradaki araziler arkadaşlar kırılarak yükselmiş bir parça ve kırılarak alçalmış bir parçadan oluşuyor. Bu kırık arazinin, yani bu alçalan ve yükselen arazinin arasındaki o çatlak alan fay alanlarıdır. Ve burada
Horst özelliği gösteren çevresine göre yüksekte kalan dağlık alanlardır burası. Arkadaşlar bunlar Ege bölgesindeki dağlarımızdır. Peki graben alanlar nedir? Bunlar da Ege bölgesinde dağlar arasında bulunan arkadaşlar ovalık alanlardır. O zaman şunu söyleyeceğim. Ege bölgesindeki dağlar birer horst örneği gösterir ve Ege bölgesindeki çukur alanlar yani graben alanlar da ova özelliği gösterir diyeceğim. Kıvrım alanlar nasıl oluştu? Kıvrım alanlarda arkadaşlar esnek yapıya sahip olduğu için bunlar kırılamadılar ve kıvrılarak yükselişe geçtiler veya kıvrılarak alçalışa geçtiler. Yüksekte kalan kesimlere antiklinal diyoruz. Alçakta kalan kesimlere de senklinal diyoruz. O zaman kıvrım arazilerin bulunduğu yüksek kesimlere yani dağlara antiklinal, bu bölgelerdeki ovalara da arkadaşlar senklinal diyoruz. Volkanik araziler bunlardan farklıdır. Volkanik patlama esnasında magmanın yeryüzüne hareketi esnasında oluşmuş dağlardır bunlar. Bunların yayılışı yani bunları kırık veya kıvrım dağlarla çok karıştırmayacaksınız. Burada sadece dikkat etmemiz gereken volkanik dağların yayılış alanı ve kırık dağların görüldüğü yerler. Bunları bilelim yeterlidir. Peki kırık dağlarla başlıyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Kırık dağlar nerede görülürdü? Ege bölgesinde. Ege bölgesindeki dağlar arkadaşlar kırık özellik gösterir. Peki nedir bu dağlarımız? Kaz Dağımız var. Madra, Yunt, arkadaşlar Boz Dağlar, Aydın Dağlar ve şu alandaki Menteşe Dağları. Muğla ve çevresinde görülen Menteşe Dağları. Bunlar birer kırık dağdır. Yani aynı zamanda bunlar birer nedir? Horst özelliği gösterir. Peki arkadaşlar şimdi bu kırık dağlar arasında kalan arazilere ne demiştik? Graben ovalardır demiştik. O zaman hemen bunların da yerini gösterelim. Madre ve Yunt arasında bulunan şu bakır çay dediğimiz alan bir ovadır. Yunt'la Boz Dağlar arasında yer alan arkadaşlar Gediz Ovası bu alanda bir yine ovadır. Boz Dağlar'la Aydın Dağlar arasında küçük Menderes Ovamız var. Aydın Dağlar'la Menteşe Dağları'nda da büyük Menderes Ovası'nı görüyoruz. Bu araziler arkadaşlar tabi bu ovaların oluşum özellikleri de önemlidir. Daha sonra ovalar konusunda bahsedeceğiz. Bu ovaların tamamı grabendir ve aynı zamanda ne diyeceğiz arkadaşlar? Tektonik ovalardır. Bakın şunu karıştırmayalım. Bu Bakırçay, işte Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ovaları tektonik ovalardır. Bunlar delta ovası değildir. Bakın bu ovalar içinden geçen akarsular aynı isimle anılacak. Bu akarsular denizin içini doldurmasıyla arkadaşlar delta ovalarını oluşturacaklar. Bakın delta ovalarıyla tektonik ovaları karıştırmayalım. Graben ovalarını karıştırmayalım. Bunların ayrımını daha sonra yapacağız. Yani kırık dağlar konusuyla ilgili bilmem gereken şey Madra, Yunt, Boz Dağlar, Aydın Dağlar ve Menteşe Dağları birer horst örneği gösterir. Bunlar arasında yer alan Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes de graben özelliği gösterir. Bunlar tektonik faaliyetler sonucunda oluşmuş diyeceğim. Peki kırık dağlar sadece Ege bölgesinde mi? Bunun istisnası var mı? Tabii ki var. Burada Antakya, Hatay çevresinde bulunan Nur Dağları arkadaşlar, bunlar da kırık özellik gösterir. Bunun bir diğer adı Amanos Dağları'dır. Amanos Dağları da yine arkadaşlar kırılarak yükselmiş horst özelliği gösteren bir dağdır arkadaşlar. Peki bu Nur Dağları'nın bulunduğu yer, yani buralar kırılarak yükselmişti. Peki bu alanda kırılarak alçalan bir yer var mı? Tabii ki var. Orası da arkadaşlar burada Amik Ovamız var. Şuraya yazayım hemen. Amik Ovası. Amik Ovası da arkadaşlar yine Graben Ovası'dır diyeceğiz. Yani Amik Ovası da aynı zamanda bir ne tür ovadır arkadaşlar? Tektonik ovadır. Tektonik faaliyetler sonucunda gerçekleşmiş bir ovadır. Arkadaşlar kırık dağları bir de dizisi haritada gösterelim. Bununla ilgili yani kırık dağlar Türkiye'de çok fazla yaygın olmadığı için bunları ezberlemek çok zor olmayacaktır. Kıvrım dağları zaten elediğiniz zaman çıkarırsınız. Yani bunları bilirseniz ve volkanik dağları bilirseniz bunun dışındakiler kıvrımdır diyeceksiniz. Yani kırık dağları ezberlemek çok zor olmayacaktır. Zaten bununla ilgili güzel bir şifreleme yapmışlar, kodlama yapmışlar. Ben size bunu vereceğim. Çok da güzel bir kodlama, akılda kalıcı bir kodlamadır. Bu kodlama şöyle arkadaşlar. Kazma yuntmuş, boz ayı meledi. Saçma olan kodlamalar akılda daha çok kalıcıdır. Bu yüzden arkadaşlar gayet güzel bir kodlama. Kazma yuntmuş boz ayı meledi. Şifresini bilirseniz, bu kodlamayı bilirseniz kıvrım dağları çıkarmakta çok zorlanmayacaksınızdır. Burada kazma yuntmuş boz ayı meledi şifresine ilaveten bir de Amanos ve Nur dağlarımız var. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Bu alanlarda yine kırık dağlara örnektir. Son olarak
Dağlar arasında bulunan, bu kırık dağlar arasında bulunan Graben Ovaları da bir kez daha göstermiş olalım. Neydi bunlar arkadaşlar? Menteşe ile Aydın Dağları arasında bulunan ovaya biz Büyük Menderes Ovası diyoruz. Aydın ve Boz Dağları arasında bulunan ovaya Küçük Menderes Ovası diyoruz. Boz ve Yunt Dağları arasında yer alan çukur alanlara da Gediz Ovası diyoruz. Ve Yunt ve Madra arasında bulunan alanlara da arkadaşlar, ovalık alanlara da Bakırçay Ovası diyoruz. Burada arkadaşlar Amonos Nur Dağları'nın bulunduğu yerlerde de yine kırılarak alçalmış ovalık alanlara da, graben alanları da arkadaşlar Amik Ovası diyoruz. Bakın bunların genel olarak özellikleri nelerdi? Bunlar kırılarak alçalmışlardı. Kırık arazilerdir. Alçak arazilerdir. Ve arkadaşlar şunu da bilelim. Buralar Türkiye'nin çok önemli tarım alanlarıdır. Bu yüzden buralar çok fazla nüfuslanmıştır. Evet arkadaşlar, Kıvrım Dağlar'la devam ediyoruz. Kıvrım Dağlar dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek olan şey şudur ki Alp Himalaya Kıvrım Sistemi. Neden bununla ilişki kuruyoruz? Çünkü Kıvrım Dağlar Alp Himalaya Kıvrım Sistemi'nin bir parçasıdır. 3. jeolojik zamanda başlamıştı arkadaşlar oluşmaya. 4. jeolojik zamanda da son şeklini almıştı. Biz de bunun bir parçasıyız. Peki hangi dağlarımız kıvrım özellik gösterir? Bunları tek tek bilemeyiz arkadaşlar. Ama şunu bilelim. Kuzey Anadolu dağlarımız ve Toroslarımız, Batı Toroslar, Orta Toroslar ve arkadaşlar Güneydoğu Toroslarımız, bunlar kıvrım özelliği gösterirler. Tabi iç kesimlerde de bunun örnekleri var. Doğu Anadolu bölgesinde de bunun örnekleri var. Ama genel olarak kırık dağlarımızı bilirsek, volkanik dağlarımızı bilirsek bunun dışındakiler kıvrım dağlardır diyeceğiz. Bu yüzden kıvrım dağlarıyla ilgili çok şey söylemeye gerek yok. Bu yüzden biz hemen volkanik dağlarımız neler, bunları bilelim. Volkanik dağların Türkiye'deki yayılışını incelediğimizde arkadaşlar daha çok Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesinde yayılış gösterdiklerini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi öncelikle Türkiye'deki volkanik dağların yayılışını bir verelim. Arkasından bunlarla ilgili birkaç özellik daha söyleyeceğim ve konumuzu bitireceğiz. Arkadaşlar burada Karacadağ, Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes Dağı Türkiye'de İç Anadolu bölgesinde görülen volkanik dağlardır. Bakın dikkatimi çeken bir özellik şudur. Burada dağların uzanışına baktığınızda güneybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda uzandığını gözlemliyoruz. Yine Doğu Anadolu bölgesindeki Nemrut, Süphan, Temdürek, Ağrı dağlarına baktığımda yine bunların da kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda uzandığını gözlemleyebiliyorum. Bunun bir sebebi var. Arkadaşlar Avrasya levhasıyla buradaki Arap levhası, bakın kuzey batı ve güneydoğu şeklinde birbirine doğru yaklaşmışlar. Bu doğrultuda yaklaştıkları için arkadaşlar, bunları bu yönde sıkıştırdıkları için uzanış doğrultusu böyledir. Dağlar, volkanik dağlar bizde daha çok kuzeydoğu ve güneybatı şeklinde uzanır. Bunun sebebi de Avrasya levhası ile Arap levhasının, Arabistan levhasının arkadaşlar birbirine yaklaşmasıdır. Arabistan levhası devreye girdiği için bizdeki volkanik dağlar bu doğrultuda uzanmıştır. Şimdi bizde doğuda ve iç kesimlerde, İç Anadolu bölgesinde volkanik dağlar oldukça fazla. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Karaca Dağımız var. Bakın bunu İç Anadolu'daki Karaca Dağ'la karıştırmayalım. Bizde ikiz olan bir volkanik dağ var. Bunlar Karaca Dağ'dır. Hem İç Anadolu'da hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinde oldukça yaygındır. Ve arkadaşlar Güneydoğu'daki bu Karaca Dağ oldukça geniş alana yayılmıştır. Geniş alana yayıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine volkanik araziler oldukça fazla alana sahiptir. Bunun dışında Manisa Kula çevresinde görülen Kula volkanları da volkanik dağlara örnektir. Ve arkadaşlar burada Uludağımız için farklı bir şey söyleyeceğiz. Bu diğerleri gibi oluşmamıştır ama volkanik dağdır. Peki bunun diğerlerinden farkı nedir? Arkadaşlar manto tabakası, bakın manto tabakası yukarı doğru hareket ettiğinde yer kabuğunu kabartmış, fakat bu yeryüzüne çıkamamıştır, patlayamamıştır. Böyle oluşmuş bir dağdır. Bu yüzden Uludağ için ne diyeceğiz? Bir iç püskürük, iç püskürük volkanik dağdır. Volkanik dağdır. Arkadaşlar bir de şunu söyleyelim. Bizim Nemrut Dağımız Türkiye'de en son patlayan dağdır. En son aktif olan dağ diyelim Nemrut Dağı için. Arkadaşlar Türkiye'nin dağları konusunu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar Türkiye'nin ovaları ve platolarından bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.